Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan 19 gün sonra çuval içinde cansız bedeninin bulunmasının ardından başlatılan cinayet davasının ikinci gününde mahkeme salonunda büyük bir gerginlik yaşandı. Baba Arif Güran, tanık ifadeleri sırasında sinir krizi geçirerek "Beni öldürün!" diye bağırdı ve yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle fenalaşan baba hastaneye kaldırıldı. Arif Güran bakın ne duyduktan sonra kriz geçirdi. İşte o anlar ve son hali. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davan duruşmasının ikinci gününde tanıkların açıklamalarıyla sürüyor. Narin Güran cinayeti duruşmasında ikinci gün devam ediyor. Bugün tanık ifadelerine geçildi. Abi Baran Güran'ın dinlendiği sırada avukat Nait Eren'in sorduğu sorular baba Arif Güran'ı sinirlendirmişti. Duruşma tanıklardan Narin'in ağabeyi Baran Güran'ın dinlenilmesiyle başladı. Duruşmada eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nait Eren, Baran Güran'a "Dün amca Salim Güran bana neyin peşindesin?" diye soruyor. "Ben neyin peşindeyim? Biz adli tıpın önündeydik. Sana teşhis yaptıracaklardı. Ben o teşhise izin vermedim. Bir abi Narin'in bu kokusunu, bu halini görmesin istedim. Onu güzel kokusuyla hatırlasın istedim. Ama sen dışarıda bile o kokuyu aldın." Sözlerine baba Arif Güran ağlayarak ve masaya vurarak "Beni öldürün!" diye bağırdı ve salondan çıkarıldı. Arif Baran adliye önündeki ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Mahkeme başkanı, "Arif Güran tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bir problem yok." açıklamasını yaptı. Narin Güran duruşmasında sinir krizi geçirip fenalaşan ve ambulansla hastaneye kaldırılan baba Arif Güran'ın hastaneden fotoğrafı paylaşıldı. Arif Güran'ın durumunun iyi olduğunu ancak tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğünü söyledi. Narin Güran cinayeti duruşması gerginliklerle devam ediyor. Çıkan bazı haberlerde Narin'in babası öldü yazıldı. Bu haberler asılsız çıktı. Hastanede Arif Güran'ın durumu iyi olduğu paylaşıldı.